Sevgili mahalleli, yine hem vatandaşlarımızla konuştuk hem de keyifli yarışmalar yaptık. Sevgili Leica Mobile'lar, rap renkli ve heyecanlı bir bilgi yarışmasıyla Edmonton'da turumuza başlıyoruz. Efendim, turumuza Edmonton'da devam ediyoruz. Bakalım yanımızda kim var? Önce kendisini isterseniz biraz tanıyalım. Merhaba, isminiz nedir? Rasim Akal. Rasim Bey, memnun olduk. Kendinizden biraz bize bahsedebilir misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Pastacıyım. Pastacısınız. Kaç yıldır pastacılık? 9 yıldır bu mesleğin içindeyim. 9? Yeah. Yani küçüklüğünden beri. Yaştan başladınız. Peki meslekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Meslekle ilgili? Çok severek yaptığım bir meslek. Yeah, çok severek yaptım. Zaten sevmesem küçüklükle başlamaz. Evet. Started, mesela ben desem resmimi böyle portföylü resmimi getirsem ya onlar heykel tıraşa giriyor işte. Soruya başlıyoruz. Sorumuz: İngiltere'de 3 tane futbol takımı söyler misin? Tottenham, Newcastle United. Bir dakika, Tottenham dedin. Tottenham, Newcastle Tottenham United. Hayır. Okay, hangi takım? Fenerbahçe. İngiltere'de Fenerbahçe'yi tutuyorsun. Aynen devam. Okay, Tottenham. Tottenham, Manchester United. Evet, bir tane Newcastle daha. United. Bravo, tebrik ediyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. İngiltere deyince aklına gelen ilk nedir? Elizabeth. Neden Elizabeth? Bilmem, aklıma direkt o geliyor. Çok mu seviyorsun? Üçüncü soruyu soruyorum. Şimdi sana 3 tane kelime vereceğim. Bu 3 tane kelimeden bana bir cümle kuracaksın. Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? İyi düşün. 3 tane kelimeden bana bir cümle kuracaksın. 1. Karnabahar, ananas, roka. Mikrofon sende. Karnabahar, ananas, roka. Vallahi hiç kuracak kuramadım ya. Karnabahar yerken diyelim. Karnabahar yerken karnım ağrıdı. Karnın ağrıdı sonra? Sonra? Roka da var mıydı içinde? Roka yoktu içinde. Ananas mı yedin sonra? Ananas yedim. Bak gördüm çünkü. Tebrik ediyoruz. Leica Mobile kullanıyor muyuz? Kullanıyorum. Evet. Neden Leica Mobile kullanıyorsun? Çekimleri falan daha iyi, kaliteli olduğu için. Yani. Peki fiyat konusunda falan. Ne düşünüyorsun? Fiyat konusunda tabii ki de biraz daha uygun öbür hatlara göre. Tabii ki sabit hatları araması 1 peni, cep telefonlarını, Türkiye'deki cep telefonunu araması dakikası 5 peni. Bu yüzden uygun olduğundan dolayı kullanıyorsun. Efendim, şimdi de diğer bir yarışmacımızın yanına gidip sorularımızı soruyoruz. Yeni bir misafirimiz var. Kendisini tanıyalım önce. Merhabalar, isminiz nedir? Merhaba, Adem. Ne işle meşgulsünüz Adem Bey? Pastacı, tatlıcı. Siz de pastacı, tatlıcı. Ha. Bugün şansımız pastacılardan yana açıldı. Burada kendi yerimiz var zaten Edmonton'da. Çok, çok güzel. Çok güzel. Peki işler nasıl gidiyor Adem Bey? İyi, yazdan dolayı biraz düşüktü ama şimdi tatilciler dönünce biraz canlanma var yani. Yani ben şimdi size bir soru sormak istiyorum öncelikle. Bana İngiltere'de 3 tane futbol takımı söyleyebilir misiniz? Manchester, Liverpool, Chelsea. Bravo, teşekkürler. İkinci soruya geçiyorum. İngiltere denince aklınıza gelen ilk şey, Elizabeth hariç. London Eye. London Eye. Neden London Eye? Güzel yer. Gittin, yani. Gittin bildin mi? Gittim, bayağı gittim ya. Gittin gezdin. Yani Londra merkezini komple gezdin. Kaç senedir buradasın? Bir 15 senedir buradayım. Evli miyiz? Evliyim, 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Peki sana son sorunu soruyorum. 3 tane kelime vereceğim. Bu 3 tane kelimenin içinde bulunduğu bir cümle kuracaksın bana. Tamam. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırız. Birinci kelime karnabahar. İkinci kelime ananas. Üçüncü kelime roka. Abi yemek aldım mesela. Yumurtalı karnabahar. Yumurtalı karnabaharla devam et. Cümle devam etsin ama. Üçü birbiriyle bağlantılı olacak. Ondan sonra ananas pastala pastası diyeyim. Ananas pastası. Evet. Öbürü neydi? Roka. Roka salatası. Bravo. Tebrik ediyoruz. Üçü bir cümlenin içinde olmasa da üçünü de kullandın. Londra'daki yaşayan Türklere ya da gurbet işte Türkiye'de bizi izleyenlere hepsine evet. Selam olsun yani. Çok teşekkür ediyorum zamanınızı aldığım için. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben size hediye çantanızı sizin vereyim. Sayenizde de meşhur olduk yani. Estağfurullah.
Lyco Mobile kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Neden Lyco Mobile? Daha ekonomik. Türkiye ile konuşuyor sürekli. Daha ucuz. Türkiye araması daha ucuza geliyor. Daha ucuza geliyor. Onun harici peki Londra içinde de işinize yarıyor. Tabii yeah. Arama aynı şekilde. Aramada bütün yani fiyatları uygun yani Lyco Mobile'in. Zaten gurbetçilerin geneli de Lyco Mobile'i kullanıyor yani. Süper. Sevgili mahalleli, Lyco Mobile her zaman olduğu gibi sizler için fark yaratmaya devam ediyor. Sabit hatları 1 peniye, cep telefonlarını ise dakikası 5 peniye arayabiliyorsunuz. Kısacası siz doya doya konuşun diye Lyco Mobile hizmetlerini sizlere sunmaya devam ediyor. Bunun için ne mi yapıyoruz? Save yazıp 25-25'e ücretsiz mesaj atıyorsunuz. (Gülüyor)